HP Sanat Atölyesi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Halit Özmisili. Azıcık ferahlayalım. Boynum tutuldu. Boynum tutuldu çok kötü. O yüzden bu hafta birazcık garip geçti. Önce söylemem gereken şeyleri söyleyeyim, sonra konuşuruz. Şimdi abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Videoları da beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Ve çizmemi istediğiniz obje, mekan, sinema filmi neyse yorumlara bırakabilirsiniz. Ben de onları görüp değerlendiriyorum, biliyorsunuz. Bu arada hediyeyi göndermiştim. Instagram'dan paylaştım gönderirken falan. Oradan takip edenler görmüştür. Hediye dün akşam ulaşmış. Yani ne zaman ulaşmış? Siz bu videoyu cumartesi izleyeceksiniz. Perşembe günü almış arkadaşım. Perşembe günü eline geçmiş. Teşekkür etti. Ben de çok teşekkür ederim. Güle güle kullansın. Umarım güzel bir hatıra olmuştur onun için. Sizden de gelen önerileri değerlendireceğim eğer gelirse. Neyse, şimdi büyük ihtimalle yine 2 dakika falan konuşurum. 2 dakika ileriye alabilirsiniz. Şimdi önce bu hafta ne çizeceğiz? Onunla başlayacağım ama objemi unuttum. Onu alıp hemen geliyorum. Geldim. Bu hafta bunu çizeceğiz. Emektar falçatam. Yıllardır kullanıyorum. Daha doğrusu eşimin falçatası. Ah, bu o değil. Evet, bu o değil. Bu kayınpederimin falçatası. Bizde de vardı aynısı, yani eşimde. Bizimkinin şu arkası kopuktu. Yaklaşık olarak 10 senedir falan kullanıyorduk. O yüzden o falçata yok, kayıp. Neyse, demek ki emektar falçatam değilmiş. Olsun. Bu hafta bunu çizdim. Şöyle oldu. Yine kağıdım küçük olduğu için birazcık küçük kaldı kağıtta. O oturacak zamanla. Biraz daha büyüteceğim büyük ihtimalle çizimleri. Bakacağım duruma göre. Daha detaylı şeyler çıkacak. Yine eski kıvamında kaldı. Birazcık küçük kaldı. Zaten izlediğinizde göreceksiniz ama detaylı bir anlatım videosu oldu. Umarım güzel bir şeyler öğrenirsiniz. Siz de çizdiğiniz şeyleri bana gönderirseniz sevinirim. Bu hafta neler yaşadım onlardan bahsedeyim. Şimdi önce tablet bozuldu. Bir. O yüzden çekimi geç yapmak zorunda kaldım. Tabletin piksel çatlaması oldu ekranda. Piksel çatlaması olduğunda geri götürüyorsun. Sıfırını veriyorlar ama bir 3-4 günlük bir süreç o. Geçen hafta olmuştu bu. Geçen haftaki videoyu çekip yükleyip hemen verdim tableti. Ki bir an önce gelsin bu haftaki videoyu yetiştireyim diye. Anca geldi. O yüzden bugün Perşembe. Cuma bugün. Yani ben bu videoyu dün çekiyorum. Sizin izleme gününüze göre. O yüzden biraz aceleyle oldu. Neyse. Bu birinci problem. İkinci problem, çarşamba günü bir anda boynuma bir şey oldu. Böyle bir şeye uzanıyordum. Hani halk arasında derler ya, bıçak saplandı falan diye. Tam şurama öyle bir şey oldu. Falçata saplandı. Neyse. Bu soğuk esprimden sonra devam edelim. Kaçmayın bir yere. Ondan sonra bıçak saplandı ve hareket edemedim ben, böyle bir şey, şu şekilde uzanıyordum. Bir anda bir şey oldu işte. Gözüm falan karardı, oturdum. Hareket edemedim bir süre. Hatta o gün hiç hareket edemedim neredeyse. Hemen eve geri döndüm, stüdyodaydım. Ondan sonra doktora gittim. Perşembe günü olması lazım. Tabii perşembe, ertesi gün hemen doktora gittim randevu alıp. Baktı bir şey yokmuş. O ani saplanmalarda şeyden oluyormuş. Küçük lifler yırtılabiliyormuş. O yüzden problem edecek bir şey yokmuş Allah'tan. Ben hani 15 sene oldu herhalde çizime başlayalı. 15 sene oldu. 15 senedir çizim yaptığım için şimdi de dövme yapıyorum. Dövme de bir senedir hemen hemen yapıyorum. Onlar fıtığa dönüşmüş olabilir mi diye düşünüyordum. Allah'tan öyle bir şey yokmuş. Neyse, iyiyim. Ama boynum çok kötü. Sabahları egzersiz yapıyorum. Şundan fazla dönmüyor. Hareket edemiyorum yani. Dönerken bir yere şu şekilde falan dönüyorum. İnsanlar dalga geçiyor benimle. Neyse, çok konuştum yine. Bu şekilde. Bu problemler oluştu. Yapacak bir şey yok. Sağlık. Ama yine de video yetiştirmeye çalıştım. Umarım güzel bir video olmuştur. Şimdi falçata çizimine geçebiliriz. Hoş geldiniz arkadaşlar tekrar. Şimdi malzemelerimiz her zamanki gibi kağıdımız, uçlu kalemimiz, cetvelimiz ve hamur silgimiz. Bir de çizeceğimiz obje. Bu hafta falçata çizeceğim. Yine adım adım her şeyini anlatacağım. Bu yılların falçatası. Yıllardır kullanıyorum. Bayağı eski. Halinden belli zaten. Neyse, bunları şimdi kenara alalım. Önce ufuk çizgimizi çekeceğiz. Hemen onu çekelim. Evet, ufuk çizgisini çektik. Cetvelimizi atıyoruz. Attık. Şimdi kaçış noktalarını belirliyorum. İki noktalı perspektifte olduğu gibi. Kaçış 1,
Kaçış 2. Bunu her seferinde söylüyorum çünkü bu videoları baştan izleyenler olabilir. Yani ilk mesela atıyorum bununla başlar bir kişi. O yüzden her seferinde söylüyorum. Seriyi takip edenler zaten biliyorlar kaçış 1, kaçış 2'nin ne olduğunu. Bilmeyenler iki noktalı perspektif videomu izleyebilirler. Şöyle sağ üst köşeye koyarım. Evet, hamur silgimi de açtım. Bunu kenara koyalım şimdilik. Şimdi bir açı belirliyorum önce kendime. Size göre tutarsam, bakayım kameradan hemen. Şöyle bir açı olacak sanırım. Tahminim. Şimdi kendim güzel bir açı belirleyip yapacağım. Şimdi her zamanki gibi önce bir küp çizerek başlıyorum. Küpümün yüksekliğini belirliyorum. Bu sefer ince bir şey olacak biliyorsunuz. Yüksek bir şey olsun, azıcık görünür bir şey yapalım. Evet, şimdi bunu göz kararı bir derinlik belirleyeceğim. Şu derinlik iyidir benim için. Bakarım, eğer dar gelirse uzatırım. Bunu da kaçış noktama gönderiyorum. Ve bir genişlik belirleyeceğim. Şöyle tam tepeden bakarsak en geniş yerini almam lazım. Çünkü öne doğru daralıyor. Sonrasında bunları vereceğiz. Arkadan en geniş yerini belirleyelim. Şurası olur herhalde. Bakayım şöyle. Biraz daha dar olsun. Şurası olsun. Bunu da öne doğru taşıyalım. Biraz daha daralttım arka kısmını. Şuraya aldım. Gözüme çünkü çizince iyi gelmedi. Şimdi her zamanki gibi yontarak başlıyorum. Tam tepeden bakalım. Şu kısım, pardon, şurayı da tamamlayayım. Evet, tamamladık. Şimdi şurası, şu kısım. Üst kısım yani. Üstten bakarak başlıyorum. Şurada şöyle bir alan var. Önce üstünü iki boyutlu olarak bir modelleyelim. Şurada yine şöyle dönüyor. Buradan içeriye geliyor. Hemen hemen falçatanın şu dönümünün bittiği yer. Yani şurası. Şöyle perspektife gönderirsem burayı. Doğru yere nokta koymuşum. Bunu da yuvarlıyorum. Şöyle bir alan çıkıyor. Bu tabi daralarak geliyor. Gördüğünüz gibi hemen hemen falçatanın 3'te 1'i kadar. Yani bizim bu yarısı şurası olsa perspektife gittiği için 3'te 1 de hemen hemen şurası olur. Bunu da perspektife gönderiyorum. Buraya kadar şöyle daralarak gelecek döndükten sonra. Sonrasında da buradan dümdüz öne doğru perspektife göndereceğiz. Sonrasında gelelim bu kısmına. Şu kısım hemen hemen şurada. Şöyle bunu perspektife gönderiyorum. Bu kısımda şöyle bir çapraz yapı var burada. Yani dümdüz değil de şöyle bir şey var. Burası burada bitiyor. Ve oradan şöyle ufak bir şey çıkıyor. Perspektife gidiyor ve ufak bir şekilde bir çıkıntısı var, dönüyor. Sonrasında da zaten dümdüz öne doğru çıkıp şöyle üçgenleşiyor. O üçgenliği vereceğiz. Şimdi öncelik kabaca şekli çıkartmak. Bu arada biraz küçük çizdim ben bunu. Zorlanacağız yine. Neyse, ne diyorduk? Şöyle koyayım. Üst kısmını yapıyorduk. Şöyle bir şey. Şimdi geliyorum yine. Burayı alalım. Üçgen parça var. Şunun tam ortası göz kararı. Hemen hemen şurası. Çünkü bu perspektife gidiyor. Hatta tam ortada da değil. Birazcık bana doğru köşesi. Birazcık kendime doğru çekiyorum. Şuradan şöyle buradan bakıyorum. Şöyle göz kararı bir çizgi çekiyorum. Hafif çapraz yine. Şuradaki çaprazlık gibi. Bunu perspektife gönderiyorum önce. Perspektife giden yerin biraz gerisinde. Bunu da şöyle çektiğimiz zaman o parça da çıkmış oluyor. Sonra şöyle önden bir bakıyorum. Şöyle siz de görün. Yüksekliğini falan görmem lazım çünkü. Yanına bir bakalım. Yanına bakalım şimdi de. Şöyle tam yandan baktığımız zaman tam yanımızda şurası. Burayı zaten belirlemiştik. Şu parçayı indirelim aşağıya doğru. Şimdi burada şöyle bir şey var. Burası eşit değil. Dümdüz değil yani. Birazcık da yüksek yapmışız galiba zaten. Azıcık şöyle kısalım. Şöyle şu kalınlıkta olsun. Buraya kadar geliyor. Buradan sonra şöyle hafif bir kıvrımı var. Pardon, kaydı. Geliyor ve kıvrımı var. Geldim, kıvırdım. Sonra şuraya bakıyorum. Şurada hemen hemen yarısından biraz daha fazlasında. Şöyle bir şey var ve hemen düzleşip yukarıya bağlanıyor. Tabii biz bunu açılı gördüğümüz için şöyle açılı bakarak çizmem gerekiyor benim. Burada hafif içeriye giriyor. Şöyle bir kalınlığı var. Ve alttan da yine perspektife gidiyor. Evet, şimdi arka kısmına bakıyorum. Arka kısım şöyle dönüyor zaten, onu yapmıştık. Şu parçaları yapalım. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var.
9 tane parçayı bir oturtturalım bakalım. Oturtturabilecek miyiz? Şuradan başlıyor baktığımız açıda ve şurada bitiyor. Şuradan şuraya doğru gelen bir çizgisi var. Buradan böyle falçata dönüyor. Şimdi şu 9 parçayı bir ekleyelim. Bir tanesi burada. Şöyle hemen yanında bir tane daha var. Çok uzaklaşmadan. Azıcık boşluk verip bir tane daha var. Burada azıcık şöyle bir bombesi var. Bu açıdan baktığımda. Çünkü tutuş şekli önemli. Dümdüz değil orası. Tam yandan baktığımda dümdüz. Ama şöyle hafif çapraz baktığımda, bilmiyorum açıyı görüyor musunuz? Şurada şöyle bir bombesi var. Onu vermem lazım. Yani öne doğru birazcık daralıyor. Şurayı tekrar yapacağız o yüzden. 1, 2, 3 oldu. Dördüncüdeyiz. Dördüncüyü koyuyorum. Dokuzuncu da burada bitiyor. Dediğim gibi birazcık daralıyor. Bunları hamur silgili yumuşatıp tekrar yapacağım. Sonra geliyorum üst kısmına tekrar. Şu çizgisini bir yapalım. Bir şekil, yani şekli tamamen çıkmaya başlasın artık. Görüyorsunuz bıçağın gireceği yer var şurada. Onu hemen yapıyorum. Şurada açım zaten belliydi. Şöyle bir açısı var sizin bakış açınıza göre. Birazcık kısa olmuş sanki bizimki ama bakacağız. Belki sonrasında birazcık uzatırım. Uzatmasam da olur. Çünkü benziyor şu an falçatamız. Sonra şuraya gelelim. 1, 2, 3, 4 tane parçam var burada. Şöyle bakıyorum tepeden. Şunun birazcık gerisinde. Bunu perspektife gönderiyorum. En sondakine. Birazcık gerisinde. Tekrar açımı alıyorum. Şöyle dümdüz geliyor. Ne dedik? 4 tane dedik. 1, 2, 3, 4. Bu dördüncünün 1, 2, 3, 4. Bu dördüncünün ortasında doğru yere çizgi atmışım. Şuradan bitiyor. Şu çizgim dümdüz devam ediyor. Şurası. Bu da devam ediyor. Arkada çünkü şu olacak. Şimdi ona geliyorum. Tekrar aynı açıyı alıyorum. Şuraya bir küp daha çizeceğim. Nerede bu? İkincisinin 1, 2, ikincinin önünde. Bakıyorum şu çizginin biraz daha önünde. Tam yerini ayarlayalım önce. Yüksekliğini belirledim. Geriye gönderdim. Şimdi tam yandan bakıyorum. Hafif şöyle bir eğim var. Bombe var. Yani size göre şöyle oluyor. Böyle yapıyorum. Anlamıyorsunuzdur. Arkası bununla aynı. Şöyle bir bombesi var. Bu açıp kapama şeysini. Tekrar aynı açıyı alıyorum. Bakıyorum. Yani doğru yapmışım. Üstünde de perspektife giden çizgiler var. Öne kadar geliyor. Sonra görüyorsunuz burada şu dişler. Bunun birazcık önünde. Şurada yani. Onu çiziyorum ve dişlerini ayarlıyorum. Nereye kadar? Buraya kadar. Fazla yaptık. Şuradan sonra dümdüz. Bu tarafta yok. Burası hep dümdüz. O da hafif altında yine. Biraz daha uzun olması gerekiyor bu. O yüzden ön kısmını uzatacağım. Şöyle siliyorum ön kısmını. Çok güdük oldu bizim falçata. Ucu şuradaydı. Şuraya alıyorum. Uzatmak çok basit. Aynı açılarda tekrar çiziyorsunuz. Şöyle bir şey vardı. Onu da çizelim. Gördüğünüz gibi birazcık uzattım. Şimdi şuradaki o darlığı vereceğim. Şöyleydi. Bu da yarısından başlıyordu. Onu da daraltmam lazım. Şu şekilde baktığınızda hemen hemen daha iyi oldu. Şimdi falçatanın şu kısmında yani 1, 2, 3 geriye gittiğimizde 1, 2, 3 geriye gittiğimizde perspektife giden bir bıçağı var. Ve bıçağın üzerinde şöyle çapraz çizgiler var. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. Biz kısa çizdiğimiz için 4 tane koyamıyoruz. Neyse. Şurada bir şeyi var. İçini tarayacağız. Çünkü içi tam gözükmüyor. Şimdi falçatamız kabaca çıktı arkadaşlar. Bunu netliyorum şimdi. Hızlıca netleyeyim. Sonrasında tekrar konuşuruz. Hızlanıyorum. Yani öncesinde hamur silgiyle birazcık yumuşatabilirsiniz. Ve şu çizgileri silebilirsiniz. Şunları silelim. Hamur silgiyle de yumuşatalım. Bu şekilde yumuşatıp şimdi netleyeceğim. Hızlanıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi falçatamızı çizdik. Ne oldu? Fazla aşırı bir perspektif kullandım ben. O yüzden birazcık kısa gibi gözüküyor. Yani şu şekilde tekrar göstereyim açıyı size. Hemen hemen böyle bir perspektif. Şurada bir siyah noktası varmış, onu unutmuşuz. İç kısmını gördüğünüz gibi siyah. Onu tekrar tarayalım.
Bu şekilde böyle ufak taramalarla destekleyebilirsiniz çiziminizi. Ben tarama yapmayı severim, biliyorsunuz. Neyse. Etrafını temizleyelim. Biraz yine kirlenmiş. İki noktalı perspektifte falçata çizimi bu kadardı. Şimdi kapanış konuşmasına geçebiliriz. Kendimi atamıyorum. Çünkü boynum çok acıyor. Neyse. Şimdi dediğim gibi falçatayı çizdik. Falçatamız burada. Ucu da kırılmış. Neyse. Evet, söyleyeceğim çok bir şey yok. Falçatayı çizdik. Dediğim gibi videonun başında da söyledim. Birazcık güdük kaçtı bizimki. Güdük kaldı. Ama fena olmadı. Siz de çizdiğiniz falçata, obje ne varsa gönderin, yorumlayayım. Dün hatta onu bir okuyayım. Okumayayım. Çok uzun. Sıkılırsınız. Bir öğrencim işte Instagram'dan mesaj attı, hocam yorumlar mısın diye. Yorumladım çizimlerini. O da memnun kaldı diye düşünüyorum. Siz de gönderirseniz size de yorum yaparım. Neyse, bu haftalık benden bu kadar. Videoları beğenmeyi, abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çizmemi istediğiniz şeyleri de yorum kısmına bırakın. Instagram'dan şey yapmıştım. Hangi film sahnesini çizelim diye. Onun da çekilişini yapacağım. Unuttum sanmayın. Ama Instagram'da yapacağım. Instagram'dan takip edenler görebilir. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.